Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyıldaki dış politikası düşünülürse, Kanuni Sultan Süleyman'a ait bu sözlerin devletlerinden hangileri için sarf edildiği söylenemez. Bu zamana kadar erlik davası edersin, meydana çık da savaşalım dersin. Şimdiye kadar kaç defa topraklarına gelip istediğimi yapıyorum. Fakat ne senden ne de yandaşlarından ne bir haber ne bir iz var. Size hükümdarlık haramdır. Askerlerinden utanmaz mısın? Eğer cesaretin varsa çık meydana, seninle kozlarımızı paylaşalım. Eğer bu kez de savaş meydanına çıkmazsan yiğitlik damını ağzına almayasın peçevi tarihi. Peki arkadaşlar, bakalım öncülerimize. Avusturya, Almanya ve Fransa verilmiş bize. Peki bu süreçte Osmanlı Devleti kimlerle mücadele ediyordu? Avusturya ile, Maceristanla ve Almanya ile mücadele ediyordu. Ancak Fransa ile böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Fransa ile daha çok ittifak kurulmuş durumdaydı. Dolayısıyla e, bu sözler Avusturya'ya ve Almanya'ya söylenmiş olabilir ancak Fransa'ya söylenmiş olamaz diyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olacaktır haritada gösterilen yerlerden hangileri birinci Süleyman döneminde Osmanlı hakimiyetine alınmıştır Birinci Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman döneminde arkadaşlar bir numarada Trablusgarp yer almakta iki numarada Mısır 3 numarada ise Suriye arkadaşlar yer alıyor e, o zaman Kanuni Sultan Süleyman döneminde alınan yer Trablusgarp'tır. Ancak Mısır ve Suriye Yavuz Sultan Selim döneminde fethedilecek. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. 1. Süleyman döneminde Avusturya ile yaşanan sorunlar arasında konularından hangileri bulunmaktadır? Halife unvanının Osmanlı padişahı tarafından kullanılması arkadaşlar bu Avusturya ile yaşanabilecek bir sorun diye çünkü zaten Avusturya Müslüman bir devlet değil dolayısıyla Osmanlı'nın halife unvanını kullanmasından rahatsız olmayacaktır. Bununla alakalı bir problem yok. Ancak Viyana'nın kuşatılması ve Macaristan topraklarının paylaşılması Osmanlı ve Avusturya arasındaki en büyük problemlerdir diyebiliriz. Zaten problemler toprak problemleridir arkadaşlar. Yani dini problemler değil. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Osmanlıların bu şekilde hareket etmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir? Osmanlı Devleti ile Fransa arasında 1535'te yapılan kapitülasyon anlaşmasında anlaşmayı imzalayan hükümdarların hayatı süresince anlaşmanın geçerli olduğu hükme bağlanmıştır. Yani arkadaşlar Fransa hükümdarı ve Osmanlı Devleti hükümdarının yaşadığı süreç boyunca geçerli olacak bir anlaşmaymış. Bunun amacı tabii ki de e, bu anlaşmanın ileride bazı problemlere yol açmasını engellemek yani anlaşmanın uzun vadede yol açabileceği olumsuzluklara bir e, engel koymaktır arkadaşlar önlemektir diyebiliriz. Fransa ile yapılan ticareti belli bir zaman dilimiyle sınırlama değil burada ayrıcalıklardan bahsediyoruz zaten. Avrupa devletleri arasında Osmanlılara karşı Haçlı ittifakının oluşmasını önlemeye yönelik de bir durum değildir. Yani bu şekilde bir önlem alınması Haçlı ittifakını önleyecek bir durum değildir. Osmanlı tüccarlarının Fransa'da aynı haklardan yararlanmasını sağlamaya hayır tabii ki arkadaşlar. Zaten şu kadar bir bilgiden böyle bir şey çıkarmamız hiç mümkün olmaz. Ticaret yollarının güvenliğiyle de alakalı bir durum söz konusu değil. Sadece verilen kapitülasyonların ileride daha büyük problemlere yol açmasını engellemek amacıyla böyle bir önlem alınmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız A olacaktır. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1533'te İstanbul Anlaşması'nın imzalanmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisi doğrudan etkili olmuştur? Arkadaşlar 1533 yılında bir İstanbul Anlaşması imzalanmadan önce Kanuni Sultan Süleyman 1532 yılında Almanya seferine çıkıyor ve Almanya işlerine kadar ilerliyor. Avusturya tabi ki bu durumlar rahatsız oluyor ee, ve bundan dolayı da aslında bir anlaşmanın barışın yapılması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla Almanya seferinin etkisiyle Avusturya ile birlikte bir anlaşma imzalanmaya karar veriliyor arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyılda alınan ekonomik tedbirlerde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir? Arkadaşlar soru bize özellikle ekonomik tedbirleri sormuş. Dolayısıyla bu süreçte yaşanan bir gelişme var. Nedir bu? Coğrafi keşifler. Coğrafi keşiflerle birlikte biliyorsunuz ki Osmanlı'daki ticaret yolları önemini kaybetmeye başlıyor ve yeni ticaret yolları keşfediliyor, yeni bölgeler keşfediliyor. Bu durumda Osmanlı Devleti'ne ekonomik olarak tabii ki olumsuz etki Dolayısıyla Osmanlı Devleti 16 yüzyılda ekonomik tedbirler e, alacak. bunun en büyük sebebi de coğrafi keşifler olacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Buna göre öğrencilerin doğru cevap olarak aşağıdakilerden hangisini söylemesi gerekir? Berna öğretmen tarih dersinde öğrencilerine Kanuni Sultan Süleyman devrinde Belgrad'ın fethinin öneminin ne olduğunu sormuştur. Arkadaşlar Belgrad biliyorsunuz ki Avrupa'da bulunan önemli bir bölge ve buranın fethinin en önemli sebebi tabii ki Orta Avrupa yolunun Osmanlılara açılması. Yani Belgrad'ın fethiyle birlikte Osmanlı devleti Avrupa'da daha fazla ilerlemeye başlayacak. Dolayısıyla bizim için doğru cevap A şıkkı olacaktır. Diğer seçeneklerin Belgrad'ın fethiyle bilgisi olmayacaktır. 1. Süleyman döneminde aşağıdakilerden hangisine karşı siyasi üstünlük sağlanamamıştır? Arkadaşlar Macaristan üzerinde tabii ki siyasi üstünlük sağlandı. Çünkü Mohaç Meydan Muharebesi ile birlikte Macaristan zaten ortadan kaldırıldı. Safevilerle ise e, 1555 yılında Amasya Anlaşması imzalanıyor. Ve bu anlaşmayla birlikte de e, Osmanlı Devleti Safeviler üzerine siyasi üstünlük sağlayacak. Avusturya ile de aynı şekilde arkadaşlar 1533 yılında bir İstanbul Anlaşması anlaşması imzalanacak. Bu anlaşmayla Avusturya üzerinde Osmanlı Devleti siyasi üstünlük sağlanacak, sağlayacak ve Rodos da fethedilecek arkadaşlar. Dolayısıyla yine siyasi üstünlük sağlanmış olur. Ancak Portekizler üzerinde siyasi bir üstünlük sağlanamayacak. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 1. Süleyman döneminin olaylarından hangileri Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yaşanmıştır? Nahçıvan seferi. Arkadaşlar Nahçıvan seferi aslında bir İran seferidir. Safeviler üzerinedir. Dolayısıyla Avusturya ile bir alakası yok. Onu eledik. Ancak 1. Viyana kuşatması ve 1533 İstanbul anlaşması Avusturya ile ilgilidir. Zaten bu anlaşma Avusturya ile yapılacak ve Viyana kuşatması da doğrudan Avusturya ile alakalıdır zaten. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. 1. Süleyman döneminde Muhaç Meydan Muharebesi ile Macaristan'ın Osmanlı hakimiyeti altına girmesi aşağıdaki devletlerden hangisiyle ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur? Arkadaşlar Macaristan Osmanlı ve Avusturya arasındaki bir problemdir ve Osmanlı'nın e, Macaristan hakimiyetini ele geçirmesinden sonra 1699 yılına kadar Avusturya ile sürekli savaş halinde olacak Osmanlı devleti dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon siyasetinin siyasi amaçlarından biridir? 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon siyaseti mali ve siyasi amaç taşımıştır. Peki arkadaşlar topraklarından transit geçen ve ülkeden ihraç edilen mallardan vergi alarak hazineye gelir sağlamak. Bu durum siyasi midir? Hayır tabii ki malidir arkadaşlar. Dolayısıyla olmaz. Avrupa'da mezhep özgürlüğünü sağlamak bu çok kapitülasyonlarla alakalı bir durum değil zaten ve dini bir durumdur. Anadolu'daki Şii propagandasını engellemek bu da kapitülasyonlarla alakalı alakalı bir durum değil arkadaşlar ve yine dini bir durum. Batı devletlerine imtiyaz vererek müttefik edinmek. Müttefik ediniyorsak eğer ne amacı taşıyoruz? Tabii ki siyasi amaç taşıyoruz değil mi? Siyasi olarak dost arıyoruz demektir bu. Dolayısıyla doğru olur. İslam dünyasının liderliğini üstlenmekte yine kapitülasyonlarla alakalı değil. Dini bir durumdur diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 1. Süleyman döneminde faaliyetlerinden hangileri Haçlı Birliği'nin oluşumunu engellemeye yöneliktir? Fransa'ya kapitülasyon verilmesi. Evet arkadaşlar aslında Fransa'ya bu şekilde ayrıcalıklar vererek Haçlı Birliği'nin oluşumunu engellemeye çalışmıştır Kanuni Sultan Süleyman. Yani Fransa'yı kendi yanına çekmek istemiştir ve dost edilmek istemiştir diyebiliriz. Dolayısıyla doğru olur. Protestanlara destek verilmesi. Protestanlar zaten papalığa karşı, katolikliğe karşı ortaya çıkmış olan bir mezheptir arkadaşlar. Ve tabii ki Osmanlı Devleti onlara karşı destek vererek Haçlı Birliği'nin oluşumunu engellemeye çalışmıştır. Avusturya ile İstanbul Anlaşması'nın imzalanmasının ise bu durumla bir alakası yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. 1. Süleyman döneminde aşağıdaki yerlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisine katılamamıştır? Arkadaşlar Bağdat, Karabağ, Revan ve Nahçıvan bölgeleri 1. Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katılan bölgelerdir. Ancak Tahran'ın fethedildiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamakta. Dolayısıyla doğru cevabımız da E şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin bu rekabete yönelik faaliyetlerinden biri değildir? Osmanlı Devleti'nin 16. yüzyılda Portekizlilerle yaşadığı askeri rekabet Osmanlıların Mısır fethinden sonra artarak devam etmiştir. O zaman arkadaşlar bizim Mısır ve çevresindeki coğrafya ile ilgili olan konularla alakalı şıklardan bahsetmemiz gerekecek. Selma Reis idaresindeki donanmanın Yemen'e gönderilmesi olur mu? Tabii ki olur. Çünkü aynı coğrafya. Kızıldeniz'in kontrol altına alınmaya çalışılması olur mu? Yine olur. Zaten e, Mısır'ın Kızıl Denize kıyısı vardır arkadaşlar. Mısır Kaptanlığı'nın kurulması yine olur. Basra'da bir tersane kurularak Hürmüz Körfezi'nin girişinin kontrol altına alınması yine bu rekabete yöneliktir arkadaşlar. Ancak bu din beyler beyliğinin oluşturulması bu bölgeyle alakalı bir durum değildir. Çünkü bu din beyler beyliği zaten Avrupa'da yer alacak. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.